kadmiyum ve wolfram, yani tungsten. Bir önceki bölümde de söylediğimiz gibi, bu bölümde de ismini çıkarıldıkları minerallerden alan son iki elementi konu alıyoruz. Peki bu bölümde ele alacağımız iki element ne zaman keşfedildi? Bu elementlerin hangi minerallerle ilişkisi vardı? Simya döneminde bu elementlere dair nasıl gelişmeler yaşandı? Elementlerin hikayesi 11. bölüm başlıyor. ...1817 yılıydı. Friedrich Stromeyer, Almanya'daki eczanelerde satılan kirlenmiş çinko bileşiklerinin içerisinde yeni bir element keşfetmişti. Ayrıca Stromeyer, bu keşif çalışması sırasında bir tedarikçinin çinko oksit yerine çinko karbonat sattığını da keşfetti. Aynı dönemde Carl Samuel Leberecht Hermann da çinko oksitteki renk değişikliğini araştırırken hidrojen sülfürlü sarı bir çökeltiyle karşılaştı ve ilk başlarda bu sarı renkten dolayı bunun bir arsenik bileşiği olduğunu düşündü. Stromeyer yeni elementi bir çinko karbonat bileşiğinde bulmuştu ki bu bileşiğe o zamanlar kalamin derlerdi. Kalamin ismi tarih boyunca çinko içeren herhangi bir çinko cevherini tarif etmek için kullanılıyordu ve bu isim de Yunanca'daki kadmeia isminden geliyordu. Böylece Stromeyer yeni elementini, içinde bulduğu mineralin isminin etimolojik kökünü kullanarak kadmiyum olarak isimlendirdi. Yunanca'da bu minerale kadmeia denmesinin de bir sebebi vardı elbet. Kadmeia mineralinin ilk bulunduğu yer, Yunanistan'daki Tebes şehrinin yakınlarındaydı. Bu antik şehrin kurucusuysa, Yunan mitolojisindeki önemli bir Fenikeli kahraman olan Kadmus idi. Yani kadmiyum elementi, adını içinden çıkarıldığı kadmeia mineralinden, bu mineralde adını ilk defa yakınlarında bulunduğu şehrin kurucusundan alıyordu. Stromeyer bazı saf olmayan kalemin numunelerinin ısıtıldığında renk değiştirdiğini, ancak saf kaleminin değişmediğini kaydetti. Bu sonuçların incelenmesinde ısrarcı olduğu ve sonunda kadmiyum sülfiti kavurup indirgeyerek kadmiyum metalini izole etti. Almanya 100 yıl boyunca bu metalin tek üreticisi olarak kaldı. 1840'larda kadmiyumun bir sarı renk pigmenti olarak kullanılabileceği fark edildi. Ancak kadmiyum pek fazla üretilemiyordu ve bu uygulama sınırlı düzeyde kaldı. Yine de kadmiyum sülfit kullanılarak üretilen bir pigment, boya paletinde yerini aldı. Bunu belki de birçoğunuz biliyorsunuzdur. Evet, ünlü ressam Bob Ross'un çokça kullandığı renkler arasında yer alan kadmiyum sarısıydı bu. Böylece bir element daha periyodik tablodaki yerini almıştı. İsmini çıkarıldığı mineralden alan son elementimiz ise wolfram yahut diğer bir adıyla tungsten'di. Bu elementin iki ayrı ismi de iki ayrı etimolojik türetmeden geliyordu. 1781 yılında Carl Wilhelm Schlee, kendi adının verildiği şelit mineralinden yeni bir asidin elde edilebileceğini keşfetti ki, biz bugün bu asidi tungstik asit olarak biliyoruz. Schlee ve Tobern Bergmann, tungsteni keşfedememiş olsa da, bu asidi indirgeyerek yeni bir metal elde etmenin mümkün olabileceğini öne sürdüler. Tungstik asidin elde edildiği ve Schlee'den ismini alan şelit mineralinin eski adı ise tungsten'di. Tungsten, İsveççe'de ağır anlamına gelen tung kelimesiyle sten, yani taş kelimelerinin birleşimiyle türetilmiş bir isimdir ve ağır taş anlamına gelir. Sten kelimesinin değişime uğramış farklı bir kullanımını ünlü fizikçi Albert Einstein'ın soyadında da görebilirsiniz. İsveççe'de sten olarak kullanılan kelime Almanca'da Stein olarak kullanılmaktadır ve dolayısıyla Einstein soyadının kelime anlamı taşla çevrili yerdir. Ağır taş, yani tungsten, yalnızca şelit mineralinin değil, aynı zamanda şelit mineraline benzer yapıda olan tüm minerallerin İsveççe'deki adıydı ve element, İngilizce, Fransızca ve daha birçok dilde mineralin bu ismi üzerinden adlandırıldı. Aynı zamanda kimyada tungstenli bileşikleri isimlendirirken de tungsten ismini esas alıyoruz. Ancak periyodik tablodaki gösterimine baktığımızda, bu elementi W sembolüyle görüyoruz ki, bu sembol W harfini elementin diğer ismi olan Wolfram'dan alıyor.
1783'te Jose ve Fusto El Huyar, wolframit isimli bir mineralden yapılmış, tungstik asitle aynı olan bir asit buldular. Aynı yılın ilerleyen dönemlerinde, İspanya'nın Bergara kasabasındaki Kraliyet Bask topluluğunda kardeşler, bu asidin indirgenmesiyle tungsteni izole etmeyi başardılar ve ona wolframit mineralinden izole ettikleri için wolfram ismini verdiler. Wolframit adı, 1747 yılında Johann Gottschalk Valerius tarafından Almanca Wolfram yani kurt isi veya kurt kaymağı kelimelerinden türetilmiştir ki bu konuda Georgius Agricola'dan kopya çektiğini söyleyebiliriz. Georgius Agricola 1546'da bu mineral için Latince lupis spuma yani kurt köpüğü ismini kullanmıştır. Çünkü wolframit minerali ekstraksiyonu sırasında büyük miktarlarda adeta onu bir kurt yutuyormuşçasına kalay tüketmektedir. Görebileceğiniz üzere bu adlandırma, Bohemya-Saksonya sınırında yer alan Cevher Dağları'ndaki madencilerin, o zamanlar bilinen değerli metalleri içeriyormuş gibi görünen, ancak bir şekilde büyülenmiş olmayan bazı madenlerin, batıl inançlarından dolayı çeşitli minerallere verdikleri şer isimlere benziyor ki, bölüm 8'de de bunu konu almıştık. Wolfram belki de günlük hayatta o kadar da çok duyduğunuz bir element olmayabilir. Ancak şu an olmasa da belki birkaç yıl önce hayatınızın tam da merkezindeydi. Bilirsiniz Edison'un ampulde kullanılmak üzere doğru malzemeyi bulabilmek için binlerce deneme yaptığıyla ilgili bir hikaye anlatılır. Her ne kadar 1879'da Edison'un son bulduğu malzeme karbonize bambudan yapılmış bir filament olsa da Edison tungstenden yapılmış bir filament ile deneme yapmayı da düşünmüştü. Ne yazık ki o zamanın teknolojisi tungstenden yapılmış bir filament hazırlamaya müsait değildi ve Edison tungstenli bir deneme gerçekleştiremedi. Edison'dan 25 yıl sonra 1904'te Alexander Just ve Franjo Hahnemann tarafından bir tungsten filamanı icat edildi ve bunun Edison'un karbonize bambu filamanından daha verimli olmasından dolayı akkor lambalarda kullanılmaya başlandı ve günümüze kadar da bu şekilde devam etti. Yani evet, bugün satın aldığınız bir akkor lambanın filamanı tungsten veya diğer bir adıyla wolfram elementinden yapılmış. İşte bu isimlerine çıkarıldıkları minerallerden almış son elementlerimiz kadmiyum ve wolfram yani tungstenin hikayesidir. Böylece 11. bölümünde sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.